kızlar. Şimdi dedim ya Hayrullah dede burada diye. Hayrullah dede Medine'nin dedesi efendim. Öyle bir noktaya gelmiş ki Medine ilk öğretimi bırakmış. Maalesef çok yakın iki akrabası, kuzenleri tarafından iddiaya göre de bazı kötü alışkanlıklar edinmiş. Ve dede de demiş ki ben bir kızımı alayım, torunumu götüreyim Zonguldak'ta belki biraz daha iyi olur demiş ama orada Medine madde kullanımına bağlı bir kriz yaşayıp ortalığı birbirine katıyor. Dede de ne yapsın şimdi yani? Anne Nahide Hanım'la birlikte stüdyodalar. Nahideciğim çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hayrullah Beyciğim geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Daha önce de gitmiş ama bu en uzun. 22 gündür yok. Ve aslında amcasının kızlarıyla ilgili değil mi? Evet. Onlarla ilgili böyle bir kötü alışkanlık edindiler iddiası var ama bunu nasıl açıklıyorsunuz? Niye bir kuzeniyle kuzenine böyle şeyler yaptırsın amca kızları? Kim anlatacak? Medine önce bu büyük yeğeniyle şey yaptı. Büyük yeğeninde kaldı 2 hafta. İsmini vermek... Soyadını verme ama Fatoş yani. Fatoş evet. Evet. İlk onun yanında kaldı. İlk onunla birlikte... Kaçtığında ilk kaçışında mı? Kaçmamış evden. Biz izin vermiştik yanında kalmasına. Bana onları anlatma Nahide. Bu kız kaçıncı kez kaçıyor? Sayısı belli değil. Çok beş kez. Evet. Beş sürekli kez. Kaçıyor. Sürekli kaçıyor. Bir keresinde de bu Fatoş denen kuzeninin erkek arkadaşının evinde bulunmuş. Neden? Hem de narkotik oraya baskın yapmış. Çünkü iddiaya göre bu çocuk bir madde bağımlısıymış. Evet. Ve senin kızına da maalesef bunu alışkanlık haline getirmişler. İlk orada bulundu, doğru mu? Evet. Sonra? Sonra işte Bilal... Sen biraz düşün. Ben şimdi, sen biraz heyecanlısın herhalde. Evet. Siz evet. Konuşmak ister misiniz Hayrullah Bey? Şimdi sizin torununuz madde mi kullanıyor? Evet. Kim yaptı bunu? Ona kim bunu alışkan? Kuzenleri. Kuzenleri. Fatoş ve Büşra mı? Evet. Alıyorlar evden. Yanına iki de erkek çağırıyorlar. Artık nereye gidiyorlar, nereye alıyorlar belir. Şimdi 22 gün önce siz bir Zonguldak'a götürmüşsünüz. Götürdüm. Yanında belki biraz düzelir diye. Ne yaptı Zonguldak'ta? Zonguldak'ta bu sigara alışkanlığı vardı. Yani bugün biz en düşük sigara 15 kağıt. Tuttum. Dediniz ki iki fır çekip daha kötü bir alışkanlık edineceğine bunu hiç değilse sağlayayım mı dediniz. Ne yaptınız? Evet. Sonra size mi saldırdı? Sofradayken kaşığı attı. Telefonu verdi bana. Verdiğim zamanlarda en az 400 lira şey geliyordu. Fatura peki geliyordu siz bana. Biraz bu konuyu düşünün. Bence çok anlatacak durumda değilsiniz. Ben istiyorum ki siz anlatın konuyu. Anlatamadığınız sürece ben bir şey yapamam. Onun için biraz düşünün nasıl anlatabiliriz bu olayı nasıl hani seyirciye de geçmesi lazım ki seyirci bu kızı arasın bulsun. Rastladığında işte tıpkı Aylin gibi aa bu o desin ama daha siz derdinizi anlatamıyorsunuz. O yüzden ben Sercan'a geçeceğim. Sercan 15 sene önce evleniyorsun. 5 yıl evli kalıyorsun. Pardon adım Necip Kaybolan oğlum pardon. Sercan. Evet evet Necip. Evet. 15 yıl önce evleniyorsun. Evet. 5 yıl evli kalıyorsunuz. Evet. 5 yılın sonunda iki çocuğa rağmen boşanıyorsunuz. Evet. 10 yıldır boşanmış durumdasınız. Kesinlikle görüşmemiz yok. Hiç görüşmemiz evet, yok. Evet hiç. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar şu an biri 2007'li biri 2009'lu. Küçük olan engelli Down sendromudur. Ayrıldığımdan bir süre sonra ben bu ikisini kendisine gene götürdüm. Dedim al bak dedim. Hani bir ev tut. Neyse gideriniz dedim ben karşılayayım çalışayım. Hani tamam beni istemiyor olabilirsin ben de istemiyorum. Bu bir gerçek ama çocuk var. Dedim bunlara bak hayır dedi. Necip şimdi şöyle yapalım. Bugün herkeste bir heyecan var. Herkes bir tabii ilk defa kamera, ekran, stüdyo... Böyle bir heyecan var. Necip bize daha rahat bir ortamda çocuğuyla ilgili kayıp olan 14 yaşındaki oğlu
Sercan'la ilgili duygularını önce kameralarımıza anlattı. Onu bir dinleyelim. Adana'da yaşayan 14 yaşındaki Sercan Aktağ 19 Haziran'dan bu yana kayıp. Baba Mecit Aktağ oğlunu annesinin kaçırdığını iddia ederek programımıza başvurdu. 10 yıldır arayıp sormayan, kesinlikle hiçbir iletişimi olmayan annesi bunca zaman sonrası kalkıp benden habersiz çocuğumu saklayıp kaçırılmış durumda. Neden aramayın dediler. Programa çıkacağım gün arattırdım yeğenimi. Yeğenimle orada o sıradaki söyledikleri şey çocuk bizdedir. İşte aramayın. 14 yaşındaki Sercan Aktağ nerede? Ben onların yaptığını, şu an yaptığını evlat sevgisi olarak görmüyorum. Kardeşi engelli Yusuf'un bu şekilde bırakmaları, kendilerini bu şekilde avutmalarını tamamen bencilliktir, annelik değildir. O çocuğu da kendilerine ziyan edeceklerine inanıyorum. Birazdan. Necip, efendim? Şimdi iki çocuğuna babalık ve annelik yapıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Biri 14 yaşında Sercan, evet. Diğeri de 12 yaşında Down sendromlu. Evet, Yusuf. Yusuf. İkisi, bakmak kolay bir şey değil. Kesinlikle çok haklısın, değil. Çok haklısın. Allah da yardımcınız olsun. Yardımcınız. Bir yardımcı eden var mı? Annen, akrabam, şey? Annem, babam epey yaşlı. Ancak kendilerine bakarlar. Hani ben de onların yanında zaten biraz da bırakamıyorum da onları. Kendi nefsimin peşinde gidecek olsaydım farklı bir alana giderdim. Bir evlilik falan. Daha önce değil de mi? Yapardım da. Hani kurban olduğum Allah kimi ne zaman önce götüreceği belli olmaz ama yani göz önünde yani ancak kendi ihtiyaçlarını giderebilecek durumdalar. Bu şekilde hani ben çocuklarımdan da hiçbir zaman aciz olmadım. Bir anne bir evladına bir sene en fazla iki sene altını değiştirirken ben 10 yıldır ve hala şuraya da getirmeme rağmen hala da altı bağlı. Yolda gelirken de mesela bu şekilde hiçbir zaman da tiskinmedim, şey olmadım. Kurban olduğum Allah ona göre benim sabrımı verdi. Onun ayrılma sebeplerini de mesela gözümde hiçbir zaman da kine şeye büründürmedim kendimi. Çocukların sevgisi bende daha ağır bastı. Bu şekilde idare ettim çok şükür buraya Peki, kadar. Peki siz boşandığınızda Sercan anladığım kadarıyla 10 sene olduğuna göre evet. 4 yaşındaymış. Evet aşağı yukarı. Yusuf da 2 yaşındaymış. Evet 1,5-2 o civarı. 1,5-2. Evet. Ve Dilek bırakıp gidiyor evet. Ayrılıyorsunuz. Evet. 10 senedir çocuklarıyla telefonda konuştu mu, görüntülü görüştü mü, alıp yanında hiç... baktı mı onlara? Efendim şöyle ara ara hani belki çocukları bir de hani yani benle olmasa bile onları bir arada bildiğim bir yerde tutmak için biraz çaba gösterdim. Kesinlikle kendisi buna onay vermedi. Biraz yaşantı olarak şöyle diyeyim hani benim yanımdayken biraz daha kapalı veya şeydi. Şu anki halini yani bilmiyorum benim için iğrençten başka bir şey değil yaşantı olarak. O onun hayatı. Ya onun hayatı onu anlıyorum. Karıştırma önemli değil yani. Öyle ama. Annelik başka bir şey kapalı açık. Ama şöyle yanlış yani. Anlamayın ben tamamen kişisel kendi açımdan söylüyorum. Kimse üzerine alınmasın bunu da toplum olarak da söylüyorum. Evlatlarını yani o iki çocuğu almamasının sebebi oradaki hayata olan özentisiydi. Yaşam böyle tarzı. Diyeyim. Evet. Evlenmedi mi? Şimdi ben yaklaşık bu bir haftadır, bir 10 sene içinde kesinlikle aynı ortamda oturmamıza rağmen ne dolmuşlar ne bir telefonla hiçbir şekilde görüşmemiz, karşılaşmamız olmamıştır. Çocuklar için işte ne bileyim. Yani o bir evlilik yaptı mı? Yeni bir hayatı, işte, çoluğu çocuğu var mı? Bu zaman zarfında hani ilgilenmediğim için, sormadığım için bilmiyordum. Bu çocuk kaybolduğundan belli biraz soruşturmamla ilgili... Aldığım haberlere göre bir evlilik yapıp veya ayrıldığı gibi de bu her ikisini de duydum. Bunun haricinde kendisine bu konuda bilgim yok. O kısmıyla da zaten ilgilenmiyorsun artık boşanmışsın. Yok yok hayır hayır kesinlikle umurumda evet, değil. Evet herkes Hiç. Yoluna gitmiş. Ama ben sen, sadece çocuğum için geldim sen başka bir şey. Sen 10 senedir evet. Sırf çocuklar yüzünden evet. Hayatına birini almadın, evet. Evlenmedin. Evet. Hani çocuklarıma iyi bakamazlar belki evet. Diye. Ve aslında inşaat işçisisin. Fırıncılık. Özür dilerim fırıncısın ama... Evet. Çalışmıyorsun evet, bu 10 bile. Yıldır bu çocuklar elimde olduğu için Yusuf'tan dolayı onun maaşıyla kendilerine bakıyorum. Peki bu çocuklar annemiz nerede? Annemizi özledik. Yusuf zaten zihinsel engelli evet. Olduğu için o konuda sim yok. Yetişkin olan da daha önce de bahsettim mesela kendisine 4-5 yaşlarında olmasına belki hatırlıyordur. Bilmiyorum onun kendisine bahsettiği zaman kızgınlığını yüzünden anlayabilirsiniz. Hemen ağlar yani kekemer duygularını şey yapamaz konuşamaz o derecede. Bir nefret duygusu olduğunu fark etmiştim yani. Daha önce mesela bazı ara ara bahsini ederdim mesela işte bak böyle etti bu durumdaysak bunun yüzünden benim yapabileceğim bir şey yok
gibi şeyler söylüyordu. Mesela çocuk onu aldığı zaman hemen yüz ifadesinden... Anne tarafından işte anneanne, dede, dayı, teyze hiç kimseyle mi görüşmüyor çocuklar? Kesinlikle o tarafla hiç kimseyle. Onlar da aramıyorlar. Hayır. Ve yine onlar da Adana'da yaşıyor. Evet. Size yakın yerlerde. Yani belki. Bir iki dolmuşluk mesafede. Ha. Ama çocuklar da annesinin evini bilmiyor. Kesinlikle telefonunu bilmiyor. Evet. Peki şimdi diyorsun ki Sercan kayboldu. Hı-hı. Sercan 19 Haziran'da 9 gündür ortada yok. Fakat evet. Sercan'la ilgili de tamam Yusuf Down sendromlu ama Sercan'la ilgili de psikolojisi bozuk demişsin. Nesi var çocuğun? Şöyle psikolojisi bozuk. Yusuf'tan dolayı. Biraz alanımız kısıtlı olduğu için dışarıda yaptığımız aktiviteler olsun, çocuğun sosyal faaliyet olsun o konuda kısıtlanmış olabilir. Ki kendisine de normal karşılıyorum. Bulunduğum ortamda çocukları başıboş bırakacak şekilde de değil. Yani kendi sokağımda bile bir gün şöyle sabah çıkıp ben işte arkadaşımla gezdim geldim eve dediği bir gün bile yoktur. Bu şekilde muhafaza etmeye çalıştım. Telefon da bugüne kadar kesinlikle kullandırtmadım, internet falan. Yani okul okuyordu bu sene de 8 sondur. Yalnız bu pandemiden dolayı işte bu 1-2 senedir okula da gitmediği oldu. Arkadaş ortamı da zaten olmadığı için kim akıl verdi? Mahalleden biri mi? Onların tarafından bir yere giderken denk mi geldi? Bir sosyal medya üzerinden bir şey mi kurdurdular, yaptılar? Bir de sokaktan bir şeyler toplayıp eve getiriyormuş. Ya bir şeyler toplayıp derken şöyle hani abim evde mesela bilgisayar parçalarıyla uğraşır, geçimini biraz bununla sağlar. Hani bu çocuk da biraz el işi gibi şeylere düşkünlüğü vardı, doğrudur. Ama mesela bir şeye yöneldiği zaman mesela bir kasmaklı yapacak. Tüm zamanını, bütün beynini, her şeyini ona adapte ederdi. Elbiselerin içine saklardı. Yani ondan vazgeçiremez. Ondan vazgeçer mesela bu sefer de bilgisayar parçaları gibi oyuncak arabalar, motor bunlarla bir şey yapmaya ama ne dersi ne diğer şey hiçbir şey yok. Bir de onları böyle getirip dolaplara saklıyormuş filan. Evet. En son galiba öyle bir şey getirmiş. Sen de oğlum yeter artık. Evet. Hani evi çöp eve çevirecek evet. neredeyse Hı-hı. gibi. Bir azarladın evet, mı? Evet oldu. Ne yaptın evet çünkü? Azarladım. Hani yeter artık dedim burama kadar geldi. Kesinlikle dövmedim. Aramda böyle 2 metre mesafeyle kapıdan kapıya ya geç oğlum dedim içeride anlat bana dedim. Hani bunu niye yapıyorsun dedim. Söyle dedim bilim dedim. Hani bir gün değil, 2 gün değil, 5 gün değil. Yani bu belki birkaç senedir yani yeni hiç de doktora değil. Götürmedin ama. Hayır. Bir de belki de hocam böyle çocukları hani evde de Down sendromlu bir kardeşi var. Özel bakıma ihtiyacı var. Sonuçta baba nereye kadar yetebilir? Belki de yatılı okula falan vermek gerekirdi. Hem sosyalleşir hem ne bileyim ben o ortamdan biraz emin uzaklaşır. Emin olun öyle bir tatillerde gelir. Şimdi evde engelli bir kardeş var ise evet. zaten öbür engelli olmayan kardeşler kendini bir miktar dışarıda hissediyor. Yani dışlanmış hissediyor çünkü doğal olarak. Mecburen bütün ilgi engelli çocuğa yöneliyor. Aslında, bir. İkincisi evde bir kadın şefkati yok anladığım evet, kadarıyla. Hani evet, abiniz falan birkaç doğrudur. Erkek yaşıyorsunuz. Yok anne yerini o şekilde kesinlikle tutamaz. Bir de şöyle bir sıkıntım var siz özünüzü kesiyorum. Hani mesela siz daha iyi bilirsiniz. Yeri geliyor bir baba mesela biraz otoriter olur, kızar kendisine. Bir anne olur biraz alttan alır onu kapatır. Mesela aynı iki karakteri tek yüzde çocuk gördüğü zaman bunun bir inandırıcılığı da kalmıyor. Bir yandan sevip aynı anda da bir şeye kızarken olmuyor. Yani peki, zamanla ben bunu da fark ettim. Okula giderken ders başarısı nasıldı? O kadar iyi diyemem. Yani ilk başlarda öğretmenlerle, arkadaşlarıyla... Otizmin bitiriyor mu olabilir? Hani bir şeyler topluyor, zeki saklıyorsa. Zeki mi peki? Zeki mi? Şimdi okulda başarısız ama... Hocam onları takıyor, söküyor. Belki çocuğun başka bir şeye merakı var. Evet, ve... aynen öyle. Yani biraz ben kendimden de bilirim. Hani okul zamanındayken kafam almıyordu. Yani ders, matematik bunlar almıyordu ama... Bugün hiç yapmadığım bir işi sadece görsel olarak göreyim, karşımda biri yapsın, yapabilecek. Çok şükür öyle bir... Belki çocuğun meslek okuluna gitmesi gerekiyordu, evet, bir şeydi. Yani, peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Annem, babam, bir kız kardeşim var, bir abim var, onun ayrı. Ben de bir üst katta, 2 oda, 2 çocuğum var. Ama yine de aşağıda bir hala var. Evet. Anne, babaanne var. Evet. Onlar da ilgileniyorlar mı çocuklarla? Yani Yusuf genelde gider, onların yanına gider. Yemek falan fastı, sabah bittiği zaman, boş kaldığı zaman giderdi Sercan? Onların yanına. Sercan da çok ya gider de onun kadar değil. Hani onlarla o kadar ilgili değil. Hani yaşlı olduğundan dolayı belki bir şey ister, bir şey yapar. Hani öyle yanlarında olabilir öyle. Peki Necip, 9 gündür kayıp. Evet. Nasıl? O gün sen biraz azarladın yine bir şeyler evet. getirdi diye. 19 Haziran evet. gün. O gün nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Hocam dediğim gibi... Estağfurullah. Ben hoca değilim. Serap abla değilim. Tamam, Serap ablam.
Eve geldi, o parçaları yine gördüm. Kızdım kendisine, bu aşağı indi, gitti. Ben biraz bekledim. Sonra bir 5 dakika içeride oturdum. Sonra dışarı çıktım, bir sigara içtim. Kendisine bakındım, sesi de yok. O arada tabii ki o hemen çıkıyor. Evden hiç ayakkabısını da giymeden terlikle ayakkabıyı eline alıp dışarı çıkıyor. Mahallemizden birkaç mahalle ötede kaldırımda oturuyor. Bizim bir komşu da görüyor. Sercan sen ne yapıyorsun burada diye soruyor. Cevap vermiyor. O arada tabii ayakkabısını giyiyor. Yanına bir tane kendi yaşlarına yakın, ben onu da gördüm, soruşturdum da onunla alakası yokmuş. Bir çocuk geliyor. Onunla sarılıyor, tokalaşıyor. Ondan sonra bulunduğu yerden Mutlu denilen, Kiremithane Mutlu diye adı geçilen caddeye doğru yürüyor. Oradan da bu bilgisayar parçasını Mutlu caminin dibinde bir televizyon parçaları alıp satan bir yer var. Oradaki dayıyla biraz bunu satma çabasında bir zaman geçirmiş diye oluyor. Bu bundan fiyatta... Şundan bahsediyorsun değil mi? Evet. Burada güvenlik kamerasına yansımış. Evet. Bu evet. Aynı gün yani evet. Evden gittiği evet. Gün bilgisayar burada herhalde o tür parçaları alıp evet. Satan evet. Dükkanlar var. Evet. Orada bir dükkana giriyor. Daha önce bu götürdüğü parça amcasına mı ait? Hani uğraşıyor dedi. Yok ya. Bunu yoldan bulmuş. Sokakta bulmuş. Yok evet yolda bulmuş. Ve götürmüş. Evet. Kaç liraya satmış? 25 liraya. 25 lira. Yani cebinde 25 liradan başka para yok. Evet. Değil mi? Açtığı falan yok. Başka yoktu. Ve bu görüntü bu kim? Bu dükkan sahibi. Dükkan sahibi. Burada kim? Burada biraz uğraşıyor satmaya çalışıyor. İstediği parayı alamayınca... Caddeye başka. Çıkıyor, diğer dükkanları geziyor. O arada zaten motorla ben geçiyormuşum. Burada göstermiyor da videonun devamı. Evet, peşine geliyorum aramak için. Ben geçiyormuşum, tesadüf işte denk gelmemişim. Evet. Benden sonra videonun devamında tekrar kendisi geliyor. Belki bir 20-25 dakika daha da oyalanıyor. Ama yine, sen oradan gelip evet, geçmiş evet. Oluyorsun. Ve ondan sonra kayıp, 9 bundan gündür. Bundan sonra kayıp, evet. Şimdi biraz önce dedin ya, biz 10 sene oldu ayrılalı. Evet. Anneyle nerede yaşadığından haberleri yok, telefonundan haberleri yok, akrabalarla bağlantıları yani yok. Yani birileri akıl vermiş olmasa kesinlikle evi hatırlayacağını zannetmiyorum. Anne tarafının evini. Şimdi şeyi anlat istersen. 10 sene sonra tabii oğlun kayıp olunca sen bir aracı koyarak eski eşine, çocukların annesini aratıyorsun. Evet, yeğenim vasıtasıyla. Ne demiş kendisine? Kendisine ben ilk etapta dedim ki ilk... Hani kendi çabamla ben hiç olasılık vermediğim için aklımdan da geçmiyordu. Onlarla muhatap da olmak istemiyorum. O derecede benim için bitikler. Bitikler o derecede. Yani üzerlerine konuşmak bile istemiyorum o derecede. Yeğenimi aradım. Hani çevremdeki insanlar bu gibi olasılıkları da söyleyince ben birkaç gün, 2-3 gün, 4 gün artık geçince kendi çabamla gözümün görebildiği her yeri gidebileceği her alanı aramama rağmen bulamadım. Hadi dedim neyse yine dedim arayın dedim. Arıyorlar, bizde değil, biz de arayacağız gibi ifade kullanıyor. Sanki o an haberleri evet, olmuş evet, gibi. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Ve benim tanıdığım kadarıyla kesinlikle onların ahlakını da bilirim. 10 sene de geçse çocuklara karşı ilgileri vardı ama kendi yaşantılarından da vazgeçmediler. Yaptıkları hataların belki yüzü tutmadıklarından dolayı ki her iki çocuğun velayetini de ben aldım o zaman. Onun için belli bir süre geçtikten sonra da artık pişmanlıkları yani olacağını da biliyordum. Daha önce de bahsettim, önlerine de indirdim. Bak bu çocukları alın, yarın bir gün pişman olacaksınız dedim. Anneannesi de dedi, onun kararı dedi. Öyle mi öyle dedim, ben çektim geldim. Aradan bir iki sene dediğim gibi geçti. Nene, anne değil, nene arıyor. İşte ben çocuklarımı göreceğimi söyledi. Ben de o günün konuştuğum sözleri biraz daha belki ağır tabirle konuşma yaptım. O günü karışmadın, bundan sonra da karışma gibi sözlerle kapattım. Ondan bu yana kesinlikle ne telefonla ne bir karşılaşma dolmuşla hiçbir şekilde karşılaşmamışım. Peki Necip'ciğim, senin yeğenin arıyor artık çaresiz kalınmış ya. Evet. Sağa sola bakılıyor. Diyorsun ki ya tamam arayın bir sorun bakalım ola ki orada olur diye. O da diyor ki hayır bizde değil. Evet. Sanki yeni duymuş biz de arayacağız evet. Diyor. Sonra? Sonrası şu, benim onları tanıdığım kadarıyla kesinlikle o... Bir gün mesela bugün aradı ya yarına bırakmazdı. O gün içinde birkaç defa mutlaka arardı. Merak ederlerdi. Burada buldunuz bir... mu? Buldunuz evet, mu? Evet yani şu, şey yaparlardı. Bravo. Ne kadar benden kötü de olsalardı buna eminim çocuğu sorarlardı. Burada bir eksik noktalarını fark ettim. Bir süre sonra yeğenime ben programa çıkacağımı söyledim. Dedim ki bunları ara dedim. Çok geriye dönük dedim. Gidip de birbirimizi anlatmayacağız dedim. Bilgileri olsun.
Yalnızca çocuğu için gidiyor. Bu aşamada dedim, bunu nasıl duyuyorlar ki programa çıkacağımı, çocuk bizdedir demeleri. Ve ben otobüsten indim. Yeğenim otogarın dışındaydı. Beni aradığında işte in arabadan gitme, çocuk onlarda diye demişler. Yanıma geldiğinde dedim ki bir ara dedim, konuş dedim, sesini duy dedim. Hı. Konuştu, tamam dedi, ben sesini duydum burada. Ondan sonra bir tanesi telefona çıkıyor. Kendisinin, yani o gereksiz insan, hanım, insanın eski eşi olduğunu iddia edip savcılık kararıyla işte biz bunu ifadesini almışız. Kiminle gelirseniz gelin diye de böyle biraz da tehditkar. Kimin ifadesini? Çocuğun mu? Çocuğun ifadesi. Çocuğun ifadesi ne ya? Yani çocuğun bir iddiası i̇şte mı var? İşte bu kişinin biz savcılık kararıyla çocuğu almışız. Kime güveniyorsanız, kimle alabilirsiniz alın diye konuşma yani kaydı da var. Çocuk kaçmamış da onlar sanki savcılık veya tabii mahkeme kararıyla çocuğu sizden almış gibi mi lanse ediyorlar? Bir de şu var, çocuk bilmiyorsa oraları ama çocuk, bir şekilde götürülmüş olması bana lazım. Ne şekilde ifade vermiş, babam ben dövüyor mu, sövüyor mu, şunu mu etti, bunu mu etti? Ama böyle bir şey olmuş olsaydı zaten şey olurdu, sizi de ifadeye çağırırlardı zaten. Hocam ben bu konuda da sıkıntım var. Ben bunu da dile getirmek aklıma, istiyorum. Hani siz engelli maaşı alıyorsunuz ya, evet, diğer oğlunuzdan, evet, ötürü. Acaba onu kendilerine çekip de hani o maaşa mı göz diktiler? Vallahi, çocuk vasıtasıyla onu da alacak yanına. Bak bu çocuğa böyle bir şey yapıyor. İşte artık dövüyor, mevzu bir şey uydurdu. Anladım ben. Şimdi hocam, bak eski eşinle arkadaşlarım konuşmuşlar. Hı hı. Şu an için bağlanmayı kabul etmiyor ama haber müdürümüz Aybike Emen'e söylediklerini şimdi Aybike bize aktaracak. Ama ben tabii direkt annenin de bağlanmasını isterim. Artık boşanmışsınız, 10 sene olmuş. Eski mevzuları falan zaten açmayacağız. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama bu çocukla ilgili konuşmamız lazım. Aybike merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aybike ne diyor Necip'in eski eşi, Sercan'ın annesi? Serap Hanım, Sercan'ın annesi Dilek Hanım'ı biz aradığımızda Dilek Hanım'a şimdiki eşi telefonu açtı. Evli miymiş yani? Evet. Evliymiş Serap Hanım, öyle söyledi. Şimdiki eşi olduğunu iddia etti. Evet. Çocuğun 10 gün önce kendi isteğiyle annesi Dilek'in evine geldiğini, savcılıkta çocuğun ifadesi olduğunu, hatta bu 10 gün içerisinde çocuğun velayetini de aldıklarını iddia ediyor Serap Hanım. Bu nasıl bir şey? Bir dakika, evet. Evet, devam et Aybike de. Hasan Bey falan tabii bir an konuşmak istedi. Konuşacaklar tabii ki. Evet. Serap Hanım, çocuğu hiçbir şekilde vermek istemiyorlarmış, cevap da vermek istemiyorlarmış, yayına da bağlanmak istemiyorlarmış. Çocuğun velayeti artık bizde, çocuğun savcılıkta bir ifadesi var. Çocuğa 10 yıldır babası bakıyor ve baktığı süre boyunca da annesine hiçbir şekilde çocuğu göstermedi. O yüzden bu çocuk bundan sonra bizimle diyor. Niye? Neden o Down sendromlu çocuğu da almamışlar o zaman? Acaba sorduk mu? O da bir çocuk. Soralım onu da Serap Hanım. O da bir çocuk. Onun cevabını da alalım. Onun da anneye ihtiyacı var, onu da görmüyor. Eğer göstermiyorsa Necip Yusuf'u, o zaman Sercan'ı Yusuf'u da göstermiyor demektir. Tabii, tabii. Onun canı yok mu yani? Down sendromlu olduğu için mi alınmıyor o çocuk mesela? Niye onun velayetini de almamışlar? İkisini birden alsalardı. Tabii. Bir de Serap Hanım, yüzümüze kapattılar telefonu ama açarlarsa bu soruyu da tabii ki yönelteceğiz. Ben buradan soruyorum. Ben buradan soruyorum. Eğer ki çocuğu göstermiyorduysa, ikisini de göstermiyor olur o zaman. O zaman Down sendromlu Yusuf'u da almak için bir velayet, ya öyle oturduğunuz yerde velayet mi alınır ya Allah aşkına? 10 günde. 10 günde ya. 10 günde. Yani velayet davalarında yani velayete tabi çocuk hem annesiyle ayrı görüştürülür, hem babasıyla, hem de taraflar bir araya getirilir. Çocuğun üstün yararı gereği nerede kalmasına karar verilir. 3 pedagog raporu düzenlenir bununla ilgili ve yaklaşık 6 aylık bir süreç olur. Bir de velayet zaten Necip Bey'de, yani babadaysa çocuk savcılık veya da polisçe dinlendikten sonra ya babaya teslim edilir. Eğer ki Aylin olayında ilk konumuzda, eğer ki babanın yanında kalmak istemiyorsa gene anneye verilmez. Sosyal hizmetlere götürür. Benim, çünkü ortada bir veli yok. İstediğim velisine bırakılır çocuk. Yapan, yoksa devletin şefkatli kollarına bırakılır. Evet. Eğer bu olsaydı ben bu kadar üstüne düşmezdim. Yok öyle bu, bir karar olmadığından emin olabilirsin. Hangi... 10 günde herhangi bir şekilde velayet kararı çıkmaz. Eğer çocuğun ifadesi alınmış olsaydı direkt size teslim edilirdi. Siz kabul etmediğiniz takdirde veya da çocuk kabul etmediği takdirde sosyal hizmetler. Hocam özür dileyerek şu konuya da değinmek istiyorum. Ben biraz da karakola başvurumu yaptım. Bu kamera kayıtlarını sunmama rağmen sadece... Ama şimdi kayıp aranıyor. Onlar nereden bilsin senin eski karının evinde olduğunu? Hayır ama ben... Kayıp olarak aranıyor ya şu anda. Aranıyorlar için. Evet, ama ben savcılığa da gittim. Tekrardan durumumu izah ettim.
dilekçe haline getirdim, evrak haline getirdim, bunu emniyete götürdüm. Emniyette bunu mahalle kendi semt karakoluna götürüyorsun, sana bir ekip yardımcı olacak dedi. Bu elindeki bilgiler doğrultusunda dedi. Gittim oraya, aldığı gibi dosyanın içine kattı. Ve Necip, yardımcı olacak dediği senin başvurunu kabul edecek ve işleme koyacak. Yoksa seninle birlikte bir ekip sokak sokak ev ev Sercan'ı arayacak demek değil bu. Bu bir kayıp. Doğru mu? Peki. Evet, tamam hocam. Bu bir kayıp. Ama şimdi nerede olduğu belli ve siz onları 2-3 gün sonra arıyorsunuz. 19 Haziran'dan 2-3 evet. gün sonra. Sözde o anda haberleri olmuş gibi davranıyorlar. Evet. Ve bir hafta içinde de babanın haberi yok. Herhangi bir duruşma olmamış, hiçbir şey olmamış. Pedagog, o, bu, hiçbir şey olmadan çocuğun velayetini aldık. Bir de ben hanımefendiye şunu söyleyeceğim. Yeni eşiniz olduğunu söyleyen kişiyle niye muhatap ediyorsunuz bu adamı? Onun bu işte ne alakası var? 10 senedir kim baktı o çocuklara? Şunu da soracağım Necip. Buyurun. Bu insan annesi olarak evet, bu evet. kadın. Hani onun da görme günü hakkı var ya belli zamanlarda. Geldi mi kapına? Polisle geldi mi? İcrayla geldi Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Efendime söyleyeyim. Herhangi bir senin hakkında evet. işlem yapıldı Kesinlikle mı? Kesinlikle hayır. Çocuğumu görmeye geldim, göstermedi. Çocuğumu hayır. icra yoluyla gördüm. Öyle bir durum hiçbir zaman olmadı. 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 O zaman Sercan eğer gerçekten annesinin evini, adresini, hiçbir şeyini bilmiyorduysa bir şekilde birileriyle evet. haberleşilip o gün bir buluşma ve alıp eve götürme sağlanmış. Başka türlü o çocuk nasıl yolu Mümkün değil. Bulsun da Mümkün gitsin. Mümkün değil. Doğrudur. Haklısınız burada. Peki. Peki şimdi bir virgül koyacağım bu konuya. Ama avukatımız Hasan Bey, siz ne diyorsunuz? Bu vekalet alma olayı, velayet alma olayını. Şimdi biraz önce söylediğim gibi yani 10 gün içerisinde aile mahkemesinden bir velayet kararı çıkartamazsınız. Babada velayet varsa o velayetin anneye geçmesi için en az 6 aylık bir süreç gerekir. Bu süreçte bu söylediklerin doğru olmadığı çok açık şekilde ortada karşı tarafın. Aynı şekilde çocuğun savcılıkça ifadesi alındı ve çocuk annenin yanında kalmak istediğini söyledi şeklinde laflar da yalan. Çünkü çocuğun ifadesi alınmış olsa babayı istemediği takdirde ortada bir veli olmadığı için çocuğun sosyal hizmetlere evet, teslim edilmesi mecburiydi. Çünkü annede bir velayet hakkı yok. Evet. Dolayısıyla doğruyu söylemiyorlar eğer iddia bu şekildeyse. Şu anda yani Sercan'ın annesi, Necip'in boşandığı eşi bir suç mu işliyor? Tabii. Şu şekilde bir suç diyor. Velayet kendisinde olmadığı halde çocuk kendi rızasıyla bile velayet kendisinde olan babanın yanından annesinin yanına kendi rızasıyla olsa bile geçtiği takdirde gene çocuk kaçırma suçunu işliyor Necip'in eski eşi. Ben Dolayısıyla çocuğun rızasının burada olması evet, çok önemli. Kadar, kesinlikle. Şikayetçi oldun mu? Olmadım. Bugün oluyorum. Seni yayın sonrası gönderiyorum. Bunun cezası da 6 aydan aşağı değil. Şikayetini yapıyorsun. Evet. Ayrıca da bir anne olarak ben de diyorum ki madem bu kadar çocuklarını göstermiyordu sana, Down sendromlu çocuğunu neden almıyorsun? Neden onunla ilgili de bir işlem yapmıyorsun? Bir virgül koyacağım ama bu konu devam edecek evet, yani. Tamam. Bugün de şikayetini yaptırırız. Ben şunu şimdi ekledim ya. Emniyet, polisler de, emniyetimiz de şunu dikkate alsın. Ya annesinin yanında diye yani Hayır. daha böyle suistimal etmesinler. Annesinin yanında olabilir, velisi babası. Ne olursa olsun. Ayrıca o zaman niye mahkemelerden bu kararlar yani çıkıyor. Mahkeme Boşuna kararlarına mı saygılı olunsun ve annesinin yanında zaten çocuk bir şey olmaz tarzında önemsemiyor tavırlarla hareket Hocam, etmesin emniyette. Çok özür dilerim. Tamam. Bir virgül koymam lazım. Tamam. Çünkü galiba bir son dakika gelişmesi mi? Değil. Peki Zerrin Fidan'ı hatırlayacaksınız. O da 4 ay önce 7 aylıkken bebeği eşi tarafından daha mahkemesi devam eden eşi tarafından götürülmüştü görmek bahanesiyle ve 4 aydır çocuğuyla da eski eşiyle de ilgili akıbetleriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değil. Zerrin'i alacağım yayına.